Arkadaşlar merhaba tekrar. İkinci dersimiz inşallah ilk ders faydalı olmuştur. İkinci dersimiz ise yine temel kavramların bir alt başlığı olan tek sayı, çift sayı, pozitif sayı, negatif sayı. Çok fazla soru gelmiyor. Çok basit bir konudur zaten. Hani basit olduğu için mi sormuyorlar onu bilmiyorum ama diğer soruların içerisinde yardımcı öğe olarak çok fazla kullanıyoruz ama. Yani bilmekte fayda var onu söyleyelim. Peki ne var ne yok buyurun bir bakalım arkadaşlar. Tek sayı, çift sayı, pozitif, negatif sayı ile ilgili. Önce tek çiftle ilgili. Bu tek sayılar, çift sayılar arasındaki işlemleri bileceksiniz ve benim yazdığım kadar da değil, daha fazla da işlem olabilir arkadaşlar ama bu sayıların toplamlarını, çarpımlarını ve farkları arasındaki işlemleri bileceğiz. Peki hadi buyurun bir bilelim. Tekle tekin toplamı. Hocam hepsini ezbere mi bilelim? Hayır hemen şunu yapın. Tekle tekin toplamını mı soruyor? 3 ile 5'in toplamı nedir? 8. O halde çift. Tamam. Peki tek ile çiftin toplamının tek olduğunu söylüyor. Hemen herhangi bir tek, herhangi bir çift değerini koyduğunuz zaman yani 3 ile 4'ün toplamı diye düşündüğünüzde sonuç 7'ye gidiyorsa nereye gidiyordur arkadaşlar? Teke gidiyordur. Ya da çiftle çiftin farkı 6-4 2 ya da çarpımları yine aynı şekilde 3 ile 5'in çarpımı 15 yani tek. 3 ile 4'ün çarpımı 12 yani çift. 6 ile 4'ün çarpımı 24 yani çift. Ya da tekten çift çıkardığım zaman tek. Tekten tek çıkardığım zaman çift gibi bir sürü işlemi sorabilirler size. Ama dikkat edin. Hep toplamasından ve nereden bahsettim arkadaşlar? Toplama, çarpma ve çıkarmasından bahsettim. Peki bölmesi sorulabilir mi size? Ya da bölme gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Mevzu o. Çiftin çifte bölümü. Ekranın diğer tarafından yanıt verin ne olur. Bir çift sayıyı bir çift sayıya böldüğünüzde ne olur? 12'yi 2'ye bölecek olursanız. 12'yi 2'ye bölecek olursanız 6. Ama 12'yi 4'e bölecek olursanız arkadaşlar ne olur? 3 olur. Yani bizim için bu sayının çift olma durumu da vardır. Tek olma durumu da vardır. Dolayısıyla bölmelerin bir kesinliği yoktur ve siz o paydayı diğer tarafa atarak işlem yaparsınız. Yani çarpım durumuna getirirsiniz paydadakini. Bunu söylemiş olalım. Bir diğer bilgi de şu arkadaşlar. Tek sayının bütün kuvvetleri tek iken, çift sayıların bütün kuvvetleri çifttir diyeceğim ama bir küçük istisnası var. Çift bir sayının üzerine sıfırı yazarsanız o ifade sizi nereye götürür arkadaşlar? 1'e götürür. Yani örneklemem gerekirse 4'ün birinci kuvveti 4, ikinci kuvveti 16 diye gidiyor gördüğünüz üzere. Ama 4'ün sıfırıncı kuvveti çift çift giden bu diziyi 1'e yani nereye götürüyor arkadaşlar? Teke götürüyor. Ve şunu da belirteyim. Özellikle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tektir ya da kesinlikle çifttir sorularında sıfırı atlamamanız lazım. Onu belirtelim. Ha, istisnanın istisnası olur mu? Çok istisnalı bir cümle ama işte oluyormuş. Sıfırın sıfırı. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir ama sıfır dışındaki bütün sayıların yani sıfırın sıfırıncı kuvveti neye eşit olacaktır arkadaşlar? Belirsize eşit olacaktır haberiniz ola. Bir notta kitaplarda olmayan bir notta bizden olsun size. Soru başlangıçları ile ilgili arkadaşlar yorum yapmanız gerekebilir. ABC çarpımı tek ise ya da ABC çarpımı çift ise diye başlayabilir soru. Dolayısıyla söylemeniz gereken şeyler de şunlardır. 3 sayının çarpımı tek olacaksa bu sayılar 1 çarpı 3 çarpı 5 şekliyle olacak. Yani hepsinin ne olması gerekecek arkadaşlar? Hepsinin tek olması gerekecek. Yani buradan sonra yapacağınız yorum da şudur. 3 sayının çarpımı tekse bunların hepsi ne demektir bu? Tek sayı demektir. Peki gördüğünüz gibi 3 sayının çarpımı çift derse ne olur? 3 sayının çarpımı çift derse ne olur? Değer vermeniz gerekirse şu değerleri verebilirsiniz. 2 çarpı 4 çarpı 6 olur mesela.
Ya da yine değer vermem gerekirse şunlar olabilir. 2 çarpı 4 çarpı 3 olabilir mesela. Yine değer vermem gerekirse şu olabilir. 2 çarpı 3 çarpı 5 olabilir. Gördüğünüz üzere ya hepsi çift olur, ya ikisi çift olur, ya da bir tanesinin ne olması gerekir arkadaşlar? Çift. O zaman bizim burada yapacağımız yorum da şudur yine. Nedir? 3 sayının çarpımı çiftse bunların içerisinde ÖSYM'nin kullandığı tabiri verelim. Bunların içerisinde en az biri ne olacaktır arkadaşlar? Çift sayı olacaktır. Bunların içerisinde en az birinin çift sayı olması gerekiyor. Dedik ya basit konudur diye. Bütün bilmeniz gerekenler de zaten bunlardır arkadaşlar. Bir kere daha özetleyelim. Bir kere daha. Aradaki işlemleri biliyorsunuz. 1. Tek sayının bütün kuvvetlerinin tek, çift sayının ise 0 haricindeki bütün kuvvetlerinin çift olduğunu biliyorsunuz. Bir de tanım değiştirmiş olalım. Şöyle bir tanım diyelim size. Tek demek içinde iki çarpanı olmayan sayı demektir. Çift demek ise içinde en az bir tane iki çarpanı olan sayı demektir. Yani arkadaşlar, yanisi bakalım sorularımızda nasıl sorular geliyormuş karşımıza. Çok klasik bir çözümleme yapma sorusudur karşımızdaki. Diyor ki AB çarpımından C çıkardığımda çift olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş ki, aşağıdakilere baktığınız zaman size A kaçtır, B kaçtır, işte C'yi bulabiliyor musun diye şeyler sormamış. Sizin burada yorum yapmanızı istemiş. Bir küçük cevap istiyorum yine. Buyurun cevaplarınızı alayım arkadaşlar. AB çarpımından C'yi çıkardığınız zaman çift oluyorsa. Şöyle yorumlayayım ben de ufak ufak. Nasıl yorumlayayım? Neden ne çıkarırsam çift olur diye düşünüyorum. Sonucun çifte gidebilmesi için. Ya çift sayıdan çift çıkaracaksınız ya da tek sayıdan tek çıkardığınız zaman sizi çifte götürür. Ve bu söylediklerimizi şöyle küçük bir tablo haline getirecek olursak şu çıkar karşımıza. A, B ve C. Ne diyoruz arkadaşlar? A ile B'nin çarpımı çifttir diyoruz. Peki ne demektir bu? Ne demektir bu? Tablomuzu oluşturalım. Ya A çifttir, B tektir. Keza C bu arada çift oluyor. Ya da A tek, B çift, C de yine ne oluyor? Çift oluyor. Ya da ikisi de çift. C yine ne olacaktır? Çift olacaktır. Peki başka? Bir de şu ihtimalden bahsetmiştik. İkisinin de ne olma durumundan bahsetmiştik? Tek olma durumundan. Yani AB çarpımı tek olacaksa A'nın ve B'nin tek olması gerekiyor. Dolayısıyla C'nin de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Tek. İşte çözümlediniz. Bu çözümleme sonucunda şıklara bakacaksınız. Peki hangi şıklara nasıl baktınız? Dikkat et, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Zaten yaptığımız çözümlemeden sonra direkt gözüküyor şıklarımız ama şu ifadelerin arkadaşlar A ve B tek sayı, C çift sayıdır demiş. Yanlış olduğunu gördünüz. Diğer seçeneklerin ise doğru olduğu gözükecektir. Yani ufak ufak çözümlemeler yapacaksınız sorularda. Gelsin yeni sorusu ki bir ÖSYM sorusu, benim de çok sevdiğim bir sorudur. A, B, C ardışık sayı. Şundan dolayı severim, hemen onu bir söyleyeyim. Şu iki şıktan dolayı severim. Değer veren arkadaşların yanıldığı şıklardır arkadaşlar. Değer vermeden bir şeyler yapmaya çalışın. Yorum yapmaya çalışın. Bu ardışık sayıların A küçük, B küçük, C sıralamasında olduğunu söylüyor. K sayısı bize A kare artı B küp artı C üzeri 4 artı A üzeri 5 çarpı B üzeri 6'ymış. Üstlerini de böyle kalabalık kalabalık vererek hani daha zor işlemlere itiyor sizi, ama şunu mu biliyorduk biz? Çift sayının sıfır dışındaki bütün kuvvetleri çift, tek sayının
bütün kuvvetlerinin tek olduğunu biliyorsak, üstlerin aslında bir anlamı olmadığını söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Ve K sayısını şöyle yazabilir miyiz? Nasıl yazabilir miyiz? A artı B artı C artı A çarpı B diye yazarız. Bir bu. İkincisi, A çarpı B ifadesi. Ardışık sayılar olduğu için A çarpı B ifadesinin, yani iki ardışık sayının ne olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar? Çift olduğunu söyleyeceğiz. Üçüncü olarak da ABC toplamına bakacaksınız. Bu ABC toplamıyla çifti topladığımda sonuç K'ya eşit oluyormuş. Yani pardon, K kaçtır diye soruyor bize. Peki ABC ardışık sayılardan şunlar olabilir mi? 1, 2, 3 olabilir mi? Yani toplamları 6 olup çiftle toplandığı zaman arkadaşlar beni nereye götürebilir? Çifte. Başka? ABC sayıları 1, 2, 3 gibi 2 tek bir çift olabildiği gibi 2, 3, 4 olup AB çarpımı da çiftti ki 2, 3, 4 toplamı da 9'dur. 9 artı çiftle birlikte de biz nereye gideriz arkadaşlar? Teke. Yani başlarken de söylemiştim, hatırlayın. K daima çifttir ya da K daima tektir. Özellikle şu değerleri veren ya da bu değerleri veren arkadaşlarımın düştüğü kısımlardır. K'nın daimalığıyla ilgili, kesinliğiyle ilgili bir şey hiç söyleyemiyorsunuz arkadaşlar. Peki C seçeneğine bak. A tekse K tektir diyor. A'nın bir olma durumunda K neydi? Çifti. O zaman bu yanlış olandır. Gel D seçeneğine bak. A'nın çift olma durumunda K çifttir. A'nın çift olma durumunda K'yı ne bulmuştuk? Biz tek bulmuştuk. O zaman bu da yanlıştır. Peki E seçeneği? E seçeneği. A'nın tek olma durumunda K ne olacaktır arkadaşlar? A'nın tek olma durumunda. Bir saniye, hata mı yaptık? A çiftse K çifttir. A tek ise K çifttir. Çok özür dilerim. Şu bizim yanlış olan şıkkımız. A'nın tek olma durumunda, yani bir olma durumunda K'nın çift olduğunu görüyorsunuz. Yani biz bunu OK'ye götürüyoruz. Şu yansımadan dolayı yanlış gördüğümüz oluyor, kusura bakmayın. A'nın tek ise K'nın tek olma durumunda hatalıdır. Yani yanıt olarak neyi görüyorsunuz arkadaşlar? C seçeneğini görüyorsunuz. Diğer sorumuz. Diğer sorumuz da yine bir çözümleme ve bu çözümleme sonucunda bulacağınız sonuçları yansıtma sorusudur.